Şimdi hocam bu kendilik duygularıyla ilgili de ben not almıştım. Buraya girelim istiyorum. Siz de istiyorsunuz biliyorum. Bu kendilik kısmını açalım demiştiniz. Ben not aldım. Kendini affetmek, kendini kabul etmek, kendini sevmek, kendiyle barışık olmak. Hatta soru olarak şunu yazmışım ben. Kendiyle barışık olmak ne demek? Çünkü anne eğer bu duyguları kendiyle yaşayamıyorsa, yani anne kendinin farkında değilse, anne kendini sevmiyorsa, barışık değilse, dolayısıyla buna çocuğunu aktaramayacak. Yanlış mıyım? Ya da bilmiyorum doğrusu nedir? Evet, Aktarabilir miyim? çok çok doğru, çok doğru. Anne kendilik duygularını aktif hale getirmemişse, kendi duygularıyla kendisini beslemiyorsa, çocuğa kendiliği kazandırması zor olacaktır. Çünkü kendilik duygularıyla var olamayan bir anne çocuğa kaygı aktarır. O gerçeklik dışı duygu aktarır. Çocuğun gerçekliğinin dışındaki duyguyu aktarır. Çok mu karışır bilmiyorum ama çocuğun kendilik duygularının beslenmesine, desteklenmesine katkı sağlayamaz. Çocuğun kendilik duygularıyla beslenmesine katkı sağlayamaz. Ne demek bu? Şu demek. Mesela çocuk doğdu. Çocuk bir olarak yetiştirme Nasıl? kabiliyeti. Nasıl? Çocuğu bir birey olarak yetiştirme kabiliyeti. Yani ben Cansu'yum. İşte eşim Erden bir çocuk yetiştiriyoruz. Ama bizden bağımsız bir birey olduğunu kabul ederek kendi duygularıyla yetiştirmeye çalışma kabiliyeti değil mi? Harika. Ama ayrıntının içerisinde şöyle bir şeyler göreceğiz. Çok pratik bir örnek vereyim. Mesela çocuk doğdu. Çocuk yatağın içerisinde böyle hareketler yapıyor. Şimdi anne de çocuğunu sevmeye çalışıyor. Yerim seni, yerim seni, yerim seni. Baba da geliyor. Yerim seni, yerim seni, yerim seni. Çocuk böyle bakıyor. Çünkü çocuğun o sırada kendiliğe yatkın bir duygusu vardır. İlk başlangıç duygusu eğer kaygıyla yükselmemişse anne karnındayken ilk başlangıç duygusu hep kendiliğe yatkındır. Yöneliş duygusu vardır. Geri alış duygusu sonra gelecektir çocuğa. Önce yöneliş duygusu vardır. O yüzden çocuk yani kim karşısında olursa olsun başlangıç duygusunu kendisi oluşturur. Böyle ellerini kollarını sallayarak bir çırpınış içerisindedir. Bu kendilik duygusudur aslında çocuğun ve çocuk şunu bekler. Aynı bir yarasa gibi kendi duygularının karşı tarafa yansıyıp karşı taraftan aynıyla geri gelmesini bekler aslında. Şimdi eğer anne kendi duygusuyla, aslında kendilik olmayan duygusuyla, kendi duygusuyla çocuğa yönelecek, ay canım 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 ne kadar da bana benziyor diye yönelecek olursa, yani çocuk kendini yansıtmaya çalışırken annesi başka bir şey yansıtmaya başlıyorsa, çocuğun aslındaki ilk hayal kırıklığı, İlk duraksaması, kendiliğin ilk duraksaması, kendini anne aynasında seyretmek yerine annenin duygularını seyretmeye başlamasıyla aslında kendilik gelişiminin ilk duraksadığı yer orası oluyor. Yani pratikte baktığımızda hani çok güncel kelimelerle hani çocuğu sevmek, onu olduğu gibi kabul etmek, olduğu gibi kabul etmek ne? Onun olduğu duyguyu kendime kabul edip kendi duygumu yani ondan aldığım duyguyu aynıyla ona yansıtmak. Bu döngüyü başlatabilmek. İlk kritik evre burada başlıyor. O zaman yani yeni doğan bir bebeğe ilk olarak yapılacak en önemli ebeveynlik ayna olmak. Aynı Ne olmak. Evet, yapıyorsun? evet, evet. Psikoloji kitaplarında, pedagoji kitaplarında hani şöyle geçiyor bu. Narsist kişilik gelişiminin de başlangıcı olarak şey yapıldığı yer şurası deniliyor ki çocuk anne aynasında kendisini seyredememişse, nin açılımı bu. Anne aynası, annenin çocuğun duygularını sezinleyip kendinde yaşattığı ayna aslında. Anne çocuğun duygularını keşfedip kendi simasında onu yaşadığı ayna. Çocuk böylelikle neyi oluşturuyor bununla? Bu aynalamayla, kendilik duygusuyla beraber neyi oluşturuyor? İlk güven duygusunun oluşumu başlıyor, güven duygusu. Neden oluşuyor? Çünkü artık çocuk kendini, anneyi kendi uzantısı olarak görüyor. Neye ihtiyaç olacak? Anneyi kendi uzantısı olarak görmeye başladığında neyin garantisini almış olacak çocuk böylelikle? Şöyle, Ya
güvende olduğunun garantisini almış oluyor. Nasıl garantisini almış oluyor? Yani korunup kullanacağından emin oluyor. Nereden emin oluyor? Duydun mu? Evet, doğru söylüyorsun. Evet, doğru söylüyorsun. Şöyle mesela çocuk karnı acıkıyor. Yapıyor. Bu yapması annede aynalandığı için, onun aç olduğu keşfedildiği için yemek ihtiyacı gideriliyor. Hı hı. Çocuğun uykusu geldi, yaptı. Anne aynası ona uykusunun geldiğini fark edip onu uyuyacak bir zemin oluşturuyor. Çocuk böylelikle anneyi kendi uzantısı olarak görüyor. Masanın üstünde biberon var, yapıyor. Elini kolunu kullanamıyor yani çocuk. Elini kolunu kullanmıyor. Şöyle yapıyor. Anne çocuğunu hissettiği için oradan biberonu getiriyor. Çocuğa veriyor. Ve çocuk kol olarak kimi kullanıyor? Anne. Anneyi kullanıyor. Kendi uzantısı demek aslında bu demek. Yani ta mutfağa kadar uzatabiliyor kolunu. İçeride süt istiyor. Süt sıcak gelmiş. Süt soğuk gelmiş. Keyifli gelmemiş. Bunları içmek zorunda olmadığını, kendi hisleriyle ihtiyacı olan sütü içmek zorun, sütü içebilecek bir kolaylık sağlıyor. Ay içmiyor bu çocuk da diye illa boğazına bir şey sokmak zorunda olan değil. Hayır, damağına yatkın. Eğer hoşuna gitmiyorsa azıcık dudağını büken bir çocuğa, galiba hoşlanmadı. Bir dur bakalım, bir azıcık sıcaklığını mı düşürsem, azıcık soğukluğunu mu düşünsem. Şimdi çocuk anne aynasında kendisini güvende hissediyor. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı. İşte bu döngü çocuğun kendisini anne aynasında seyrettiğinde elde ettiği güven duygusu çocuğun bir sonraki döngüsünü oluşturuyor. O döngü güvenli bağlanma diye tarif ediliyor. İşte keşfeden uzmanlar tarafından oldukça önemlice anlatılmaya çalışılan güvenli bağlanma. Orada en çok ne karıştırılıyor biliyor musun Cansu? Şey karıştırılıyor mesela. Bonding dedikleri bu mu hocam? Bonding dedikleri. Bonding dedikleri evet bu. Attachment, bonding dedikleri denilen şey bu aslında. Bu başlangıç duygusu ama bunun desteklenmesi lazım. Bu başlangıç duygusu ama desteklenmesi lazım. Yani çocuk kendisini hisseden bir anneyi hissettiğinde güvende hissediyor. Güvende hissettiğiyle birlikte içinde yeni bir duygusal açılım oluyor. Bağlanmaya yöneliş başlıyor. O ihtiyacı gideren kişi babayı mabayı görmüyor o sırada. Tabii ki babası var ama yani ihtiyacını karşılayan o ilk aylarda özellikle ihtiyacını karşılayan anneyle kurduğu bu güven ilişkisi, çünkü sütü anne veriyor, sıcaklığı anne veriyor. Baba da vermiyor mu? Kesinlikle veriyor. Ama çocuk önceliği kaygıyı gidermek olduğu için gözlerine baktığında birisiyle irtibat halinde olması lazım ki o sürekli besleyecek olmuş olması lazım. İşte bu güvenli bağlanmanın ilk döngüsünü oluşturuyor. Çocuk içerisinde yeni bir duygu yaşıyor ve o duyguyla bir döngüye giriyor. Bunun adına güvenli bağlanma diye söylüyoruz dedik. Bonding yahut da attachment diye söylediğimiz şey.